Şahap Kavcıoğlu Yapısal Dönüşüm Adımlarını Piyasalar Nasıl Karşıladı? 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin hemen akabinde düzenlenen basın toplantısıyla yeni ekonomi programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 açıklandı. Türkiye ekonomisindeki gündemin reform olduğunun altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uygulanacak reformları sıralarken finans, bankacılık, tarım, enflasyon, vergi, yargı, hukuk ve eğitim alanlarını işaret etti. Yapısal dönüşüm adımları açıklandıktan hemen sonra da TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte yurt dışına yaptıkları ziyaretle Avrupa ve Amerika'daki fon yöneticileri ve yatırım şirketleriyle bir dizi görüşmeler yaparak programı ve yapılacak yapısal reformları anlattılar. Şimdi yapılacak ilk şey, artık 2023 yılına kadar tüm yapısal reformları optimum şekilde hayata geçirerek güçlü ekonomiyi inşa etmek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yıl sonuna kadar izlenecek yol haritasını da bu doğrultuda açıkladı. Öncelikle açıklanan bu program bugüne kadar hazırlananlardan farklı olarak tüm ilgili bakanlıklarla beraber koordineli bir şekilde hazırlanmış. Hazine ve Maliye Bakanlığı reformları gerçekleştirirken diğer bakanlıklar ve kurumlarla farklı stratejik dönüşümleri de eş zamanlı gerçekleştirecek. Bu durum piyasalar açısından özellikle bir öneme sahip. Çünkü daha önceleri çok başlılıktan şikayet eden piyasalar ekonomi patronunun olaya hakim bir yönetim sergilediğinden emin oldu. Yeni programa göre vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi düşürülecek, kamu bankalarına toplam 28 milyar TL dips verilecek. Konkordatolar yeni bir yasal çerçeveyle ele alınacak. Kadem tazminatı reformu gerçekleşecek. Takvime göre Mayıs ayında tarımda milli birlik, sanayide ise yerleştirme projeleri açıklanacak. Ağustos ayında ihracat master planı belli olacak. Eylül ayında turizm master planı ile lojistik master planı kamuoyuna duyurulacak. Bireysel emeklilik fonu BES ve kıdem tazminatı reformu, sosyal güvenlik reformu, istihdam eğitim planlamasıyla yargı reformu içinse yıl sonuna kadar süre tanındı. İş dünyası 2019 yılında atılacak adımları içeren reform paketinin ülke gerçekleri dikkate alınarak hazırlanmış bir paket olduğu konusunda ikna olmuş durumda. Yeni ekonomi programı disiplin, dengelenme ve değişim olmak üzere 3 ayak üzerine kurulmuştu değişim döneminin yapısal reformlarla gerçekleştirilecek olması iş dünyasının beklentilerini de karşılamaktadır. Ağustos ayından bugüne kadar geniş yelpazede iş dünyasının katkı ve raporları da alınarak hazırlanan programla ilgili en çarpıcı değerlendirmeyi İstanbul Ticaret Odası İTO Başkanı Şekip Aldagiç yaptı. Aldagiç, reform paketi ekonomi yönetiminin Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecini reformist bir akılla yönetmek istediğini açıkça ortaya koyuyor. Yapısal dönüşüm adımları reformist bir aklın yansımasıdır ifadelerini kullandı. Aldağıç ayrıca programın reel sektörün beklentilerini karşılayan, ekonominin temellerini güçlendiren nitelikte olduğunu kaydetti. İş dünyasının memnuniyeti kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülecek olmasından, tarımda milli birlik projesinin açıklanacak olmasından, vergi sistemini değiştirerek güven veren bir sistemin oluşturulmasından, kıdem tazminatı konusunun çözüme kavuşturulmasından, bankacılık sisteminin güçlendirilmesinden, sanayinin yerleştirilmesinden, Yerli ürünlerin ön plana çıkarılmasından, ihracat master programının devreye sokularak ihracat ağırlıklı büyümenin sağlanmasından, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantaja çevrilerek lojistik merkezi haline getirilmesinden, genç nüfusu olan ülkemizde istihdama yönelik eğitim planlaması yapılmasından, küçük başcanlı hayvan sayısının 45 milyondan 100 milyona yükseltilecek olmasından hal yasasının çıkartılmasından ve tarım ve hayvancılıkta atılacak adımlarla sebze ve meyve fiyatlarının gerileyecek olmasından kaynaklanmaktadır. Ayakları yere basan, uygulanabilir, etkili yapısal sorunlara reçete içeren etkili bir paket. Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip güçlendirecektir. Reformların zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesiyle üretim ve ihracat daha da artacaktır. Böylece hem istihdam artacak hem de işsizlik düşecektir. Alınan tedbirler sayesinde bankacılık ve finans sektöründe yaşanacak rahatlamayla piyasalara hareketleri gelecektir. Kısaca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ifade ettiği gibi büyük ve güçlü Türkiye için ihracata dayalı teknolojik üretimi önceleyen rekabetçi katma değerli ürün üretimi altyapısını tamamlamış bir ekonomi dönüşümü gerçekleşecektir.